Medya Kritiği'nin ikinci bölümünden merhaba tekrar. İlk bölümü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda otobüse aldığı gazetecilere ayırmış ve onu da bitirmiştik. Gerçekten de çok büyük tepki var bu fotoğrafa. Ve fakat Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu da bir o kadar önemliydi. Yanına aldığı gazetecilerden anlıyoruz zaten. Ve İmamoğlu'nun bu Karadeniz turuyla neyi hedeflediği, neyi murat ettiğine dair çokça yazı, kulis haber var. Onlara yer verelim. Halktv.com.tr'de İsmail Saymaz, İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe uzanan serüvenini inelemek istiyor demiş. Çok net bir şekilde adaylığını sürdürdüğünü yazmış İsmail Saymaz. İmamoğlu'na gezi boyunca yüzlerce yurttaş adaylığını koy çekinme dedi diye de eklemiş. Yazısında şunlar var İsmail Saymaz'ın. İmamoğlu'nun ben buradayım demek için geziye çıktığını, kendisini PKK ile ilişkilendirerek sokağa çıkamaz hale getirmeye çabalayan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Partililere karşı Cumhurbaşkanı'nın memleketini gezip meydan okuduğunu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya aday adaylığını dayatarak adının masada olduğunu hatırlattığını, Yavaş'ın anketlerde arayı açmasına karşılık sokaktaki karşılığını gösterdiğini yazmış Saymaz ve şöyle demiş, Erdoğan yola çıkarken arkasında inanmış dava adamları vardı. İmamoğlu'nun çevresinde ise profesyonel çalışanlar ve hemşerileri var demiş. Bu tespit çok önemli bence. İsmail Saymaz'ın yaptığı bu tespit ikisi arasındaki farkı gösteriyor. Erdoğan'ın yanındaki dava adamları ile İmamoğlu'nun yanındaki profesyoneller ve hemşeriler. Profesyoneller ve hemşeriler hani birbirine zıt iki kutup gibi görünüyor. Bir yanda tamamen işi profesyonel yürüten işte Murat Ongun gibi basın danışmanı gibi bir kadrosu var İmamoğlu'nun. Bir yandan da hemşeriler ama ikisinin ortaklaştığı yer çıkar grupları olması her ikisinin de. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın yanında dava adamlarıyla yola çıkması, İmamoğlu'nun ise profesyoneller ve hemşerilerle yola çıkması önemli. Saymaz şöyle demiş, CHP örgütleriyle belediyelerin katkıları olmasa buluşmaları gerçekleştiremezdi. İmamoğlu CHP'li başkan olduğu için böyle karşılandı. CHP'ye rağmen yola çıkarsa ya da CHP genel merkezi desteğini geri çekerse sokak boşalır. İmamoğlu ancak partisi karar kılırsa aday olabilir. Aksi ihtimal mümkün ve gerçekçi görünmüyor demiş. Böyle bir ihtimal yani İmamoğlu'nun CHP'ye rağmen adaylığı ihtimali gerçekten de siyasi intiharı olur herhalde. Ana gövdeden kopan siyasetçilerin çok başarılı olamadığını, genellikle ana gövdeden koparak parti kuran ya da adaylık açıklayan siyasetçilerin siyaset sahnesinden silindiğini biliyoruz. Bu İmamoğlu için dahi geçerli, İsmail Saymaz'ın da işaret ettiği üzere. Karar Gazetesi'nden yine otobüstekilerden biri Akif Beki de yazısında İmamoğlu nereye koşuyor demiş. Akif Beki İmamoğlu'nun yine adaylığına dair olası seçenekleri kaleme almış. Şöyle demiş. Adaylığı halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın meclis çoğunluğu sebebiyle AK Parti'ye geçeceği sorulduğunda cevabı ilginçti. Cumhurbaşkanlığını muhalefet kaybederse zaten görevden alınıp yerine kayyım atanacağını söylemeye getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı dedi İmamoğlu ve şöyle söyledi. Söylediği söz aynen şu, 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul'un gerçek sahibi AK Parti olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Cevap bulun. Ondan sonra ben öbürüne cevap vereyim. İmamoğlu geçmiş iş hayatının bile dedik edilmesini yapılan hazırlığa örnek gösterdi. Bu sırada Beylikdüzü'ndeki şantiyelerde yoğunlaşan bir müfettişi de şu iddiayla ifşa etti. Kendisini deşifre ediyorum, hatta ihbarda bulunuyorum. Belediyeden gelen İçişleri müfettişi nezaketen belediye başkanı ziyaret eder. Biri hariç gelenlerden hepsi ziyaret etti. O şahıs hariç ne hikmetse o şahıs bu tür agresif konularda daha şey ismi Arif Yıldırım Mersin'den AK Parti adayı kendisi. Şimdi de müfettiş benimle yüzleşemediği korktuğu için gelemiyor. Dolayısıyla ben onun mesleğinde atacağı adımlara kaygı ve kuşkuyla bakıyorum demiş.
ve kendisiyle özel olarak uğraşıldığını ileri sürmüş Akif Beki Ekrem İmamoğlu'nu anlatırken ve de o otobüste olmayanlardan biri Fehmi Koru internet sitesinde, kendi internet sitesinde yazmış. Yanında oturanı görünce İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ciddi olduğunu anladım demiş. Yanında oturandan kastettiği Ertuğrul Özkök. Fotoğrafta Ertuğrul Özkök yanında oturuyordu. Şöyle demiş Fehmi Koru, İstanbul'un iki kez seçilerek göreve gelmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı görünüyor. Yukarıdaki cümleyi bugüne kadar kurmazdım ancak bugün rahatlıkla gözleme dayanan beklentimi açıklayabiliyorum. Dün ile bugün arasında değişen İmamoğlu'nun birkaç gündür Karadeniz bölgesinde dolaşarak kalabalıklara hitap etmesi değil, o konuşmalara ve gezisine benim verdiğim anlamı kazandıran başka şey, o geziden bir fotoğraf. Fotoğrafta İmamoğlu'nun gezisini izlemeleri için kendilerini davet ettiği anlaşılan bir grup gazeteci, bu amaçla yola çıkarılmış bir otobüs içerisinde topluca görülüyor. Çoğu bildik simalar. İmamoğlu'nun yanı başında grubun en bilinen ismi var, Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök'ü o otobüste ve İmamoğlu'nun yanı başında oturur gördüğümde o otobüsün adaylık amaçlı çıkılan bir yolculuğun aracı, İmamoğlu'nun da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığını koymaya kararlı olduğunu anladım. Hayırlı olsun. Seçilme şartlarına sahip herkesin gönlünde yatan niyetini gerçekleştirmeye yarayacak bir destek sağlayabildiği takdirde her mevki için aday olmaya hakkı bulunduğuna inanırım. Ekrem İmamoğlu aday olabilecek şartlara sahip, gönlünde Cumhurbaşkanlığı yattığını görmemek için görme özelliğini yitirmiş olmak gerek. Önünde açıklığa kavuşması gereken yalnızca iki konu var. Mensup olduğu partinin de içinde yer aldığı, ittifakın kurduğu altılı masanın onayı almak ve halk desteği. Gönlünde aday olmanın yattığını veri olarak kabul ettiğime göre çıktığı gezinin yukarıda sıraladığım iki unsuru tersine çevirme gayreti amacı taşını da söyleyebilirim. Altılı masadan adaylığına onay çıkarabilmek için halkın kendisine teveccühü bulunduğunu göstermek amacıyla o geziye çıkmış olmalı. Ertuğrul Özkök'ün desteğini almak yolun yarısını geçmek anlamına gelebilir. Neden böyle düşündüğümü açıklayayım. Özkök yakın zamanlara kadar basının amiral gemisi unvanına da sahip Hürriyet'in başındaydı ve hemen her gün gazetenin bir köşesinde görüşlerini de açıklamaktaydı. Türkiye'nin en etkili gazetecisi kim sorusuna hiç duraksamadan onun ismi verilebilirdi. Leyla'nın Topuk Sesi manşetiyle Çilleri Başbakanlığı'ya taşıyan yolu o açmıştı. Bugün Hürriyet artık basının amiral gemisi olmaktan hayli uzak ve Ertuğrul Özkök de önce yayın yönetmenliğini en sonunda da köşesini kaybetti. Ancak internetin sağladığı imkanı kullanarak görüşlerini açıklamaya devam ediyor. Sanki hala Hürriyet'in başında ve yazar muamelesi de görüyor. Zoru başarmak demek bu. Ertuğrul Özkök'ün çıkılan Karadeniz gezisinde çekilen fotoğrafta onun yanı başında görünmesi İmamoğlu'na verdiği destek olarak yorumlanabilir demiş. İmamoğlu'nun adaylığıyla Ertuğrul Özkök'ün yanı başında oturması arasında böyle bir bağ kurmuş Fehmi Koru. Efendim haberlerimizle devam edelim. Bu konu önümüzdeki günlerde de çokça tartışılacaktır. İmamoğlu ve İmamoğlu'nun otobüsündeki gazeteciler meselesi. Berlin'de yapılan gezi protestosuna yer vermiştik. Son olarak gezi eylemleri, gezi davası diyelim. Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde. Gezi davasını gündemine almaya karar verdi Avrupa Parlamentosu. Parlamenterler Türkiye'yi eleştirdi. Verilen karar ile Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştığına işaret edildi. Gezi davası kararında iş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı Avrupa Parlamentosu'nun gündemindeydi. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturumda Osman Kavala davası hakkında karar taslağı ve oylama öncesi parlamenterler konuşma yaptı. Yapılan açıklamalarda Türkiye eleştirilirken Kavala ve tutuklanan diğer sanıklarla dayanışma çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'de gördüğümüz antidemokratik eğilimlerde Kavala davasının burada yıkıcı eğilimleri göstermesine izin veremeyiz dedi.
Miguel Urban Crespo ise Avrupa Birliği ve Türkiye ile resmi ilişkilerde yapılacak her türlü gelişmelerin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesine dayanması gerektiğini vurguladı. Andrea Cosolino ise yaptığı konuşmada asılsız suçlamaların olduğunu dile getirdi. Türkiye hükümetinin yargı sistemine müdahale ettiğini görebiliyoruz dedi. Cosolino, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de suçlamanın asılsız olduğunu doğruladığını hatırlattı. Silvia Sordun'da Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik tüm finansmana son vermesi gerektiğini söyledi. Andreas Scheider de yaptığı konuşmada Gezi davası kararıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği hayallerinden daha da uzaklaşıldığını ifade etti. Dün Dersim katliamının yıl dönümüydü. Dersim tertelesinin başlangıcı kabul edilen on binlerce kişinin katledilmesine ve yerinden edilmesine yol açan 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu kararının üzerinden 85 yıl geçti. Başta yüzleşme olmak üzere Dersim halkının talepleri kabul edilmezken katliamda yaşamını yitirenler unutulmadı. 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu'nun Tunceli Tenkil Harekatı kararıyla Dersim'de başlattığı katliamın 85. yıl dönümü. 1938'e kadar resmi verilere göre 13.160 kişi, resmi olmayan verilere göre ise 70.000'e yakın insan katledildi. 4 Mayıs Dersim 38 tertelesi günü olarak kabul edilsin. Arşivler açılsın, devlet katliamla yüzleşsin. Dersim ismi iade edilsin. Dersim halkından özür dilensin. Sürgünler, kayıp ve evlatlık alınan çocukların listesi, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Ana dilimiz Zazaca ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın. Munzur'daki baraj projeleri iptal edilsin. Bunlar Dersim halkının talepleri. Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. 23 Kasım 2011'deki konuşmasında o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan bunları söylemişti. Ancak ne katliamla yüzleşildi ne de Dersimlilerin talepleri kabul edildi. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Demokratik Alevi Dernekleri ve siyasi partiler katliamda yaşamını yitirenleri andı. Önce Gola Çetü'de çıra mum yakıldı. Ardından Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katliam öncesi çıkarılan kanunlara dikkat çekti. Dersim kanunu ve o yıllarda peş peşe yayınlanan Dersim raporları bir katliam hazırlığının, bir soykırım hazırlığının habercileriydi. Tekçi, tedipçi, imhacı bir sistemin kurulması için peş peşe katliamlar yapıldı. Asimilasyon politikaları, göç ettirme uygulamaları hayata geçirildi. Dersim'de bundan payını çok büyük acılarla aldı. Dersim halkının taleplerini sahiplendiklerini vurguladı. Hakikatin ortaya tam olarak çıkarılması için de en başta meclis harekete geçmeli. Bir komisyon oluşturuldu. Bütün arşivler incelemeye açılmalı. Hakikat olmadan adalet olmaz. Adalet olmadan barış ve demokrasi olmaz. Hakikati ortaya çıkarmanın bir mutlak sonucu vardır. Olmalıdır. O da resmi özürdür. Erdoğan'ın şartlı, yarım yamalak özür dilediğini söyledi. Özür bir cümleden, bir ifadeden ibaret olamaz. Özürün anlam ifade edebilmesi için gereklerini yerine getirmek lazım. Unutturmayacağız. Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin de taleplere vurgu yaptı. Kara gün olarak andığımız bu günde taleplerimiz var, sözümüz var. Dersimler bu talepler, bu sözler üzerine mücadelesi devam edecek. Bugün o günlerden biridir. Hatırlama günüdür. İade-i muhakeme istiyoruz. İnsanların hafızasıyla dalga geçilmesin. Heyet açıklamanın ardından Munzur Vadisi'ndeki 1938 kayalıklarının yer aldığı Halvori gözelerinde anma yaptı.
Halkların Demokratik Kongresi, Halklar ve İnançlar Meclisi ve İnsan Hakları Derneği katliamın 85. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Meclis bünyesinde Dersim için Hakikat Komisyonu kurulması talep edildi. Dersim katliamında hayatını kaybedenler Ankara ve İzmir'de de anıldı. Kefensiz yatan tüm canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Dersim katliamının üzerinden 85 yıl geçti. Çırağımız yansın, yakılsın, soykırıma uğrayan, katliama uğrayan canlar aşkına. Dersim tertelesi 85. yılında Ankara'da protesto edildi. Katliamda yaşamını yitiren Dersimliler anıldı. 4 Mayıs 1937'de toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Tunceli Tenkil Harekatı'na dair alınan kararlarda Dersim'in imha edilmesi, geride kalanların sürgün edilerek Dersim'in bitirilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple 4 Mayıs kararı biz Dersimler için bir kara gündür ve bu kara günü hiç unutmadık, unutmayacağız. Açıklamayı Ankara Dersimliler Derneği Başkanı Çiğdem Camkıran yaptı. Camkıran, Dersim katliamında alınan kararların amacına uygun bir şekilde yapıldığını vurguladı. Dersim'de taş üstüne taş bırakılmamış, alınan karar amacına uygun bir şekilde işletilmiştir. Dersim'in önde gelen pirleri cezalandırılmış, Dersim halkı katliamla yok edilmiş, kalan sağları da farklı coğrafyalara sürgün edilerek zalimce bir asimilasyona tabi tutulmuşlardır. Dersim Dernekleri Federasyonu ise İstanbul Kadıköy'de katliamda hayatını kaybedenleri andı. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü de Dersim'de katledilenleri saygıyla selamladı. Dersim tertelesi anmasının bu tertelede hayatlarını kaybeden tüm canları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu katliam sadece Alevi inancına yönelik bir katliam, bir soykırım değildir. Aynı zaman Kürt halkına yönelik bir katliamdır. Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmen Kürtçe hoş geldiniz tabelasını kastederek ırkçı paylaşımda bulundu. Tepki gösteren yurttaşlar öğretmenlerin görevden alınmasını istedi. Tepkiler sonrası öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Erzurum'un Karayazı ilçesinin girişinde yer alan tabelada Kürtçe Unprerhatin, Türkçe ise hoş geldiniz yazıyordu. Karşıyaka İlkokulu'nda görevli olduğu belirtilen bir grup öğretmense bu tabela önünde poz verdi. Ancak o fotoğraf karesi ırkçı ve hakaret doluydu. Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepkilerin odağına oturdu. Tepkilerin ardından öğretmenler hakkında soruşturma açılmıştı. Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerin açığa alındığını duyurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayımlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup tahkikat sonuçlanıncaya kadar kendileri açığa alınmışlardır denildi. Evet, ırkçı paylaşımın sonucunda bir soruşturma açılması dahi önemli. Efendim devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram ziyareti programı kapsamında Doğu Karadeniz'e gitti. Ayrıntılarını aktardık, tepkileri aktardık ayrıntılı olarak. Peki o gezide ne oldu? Rize ve Artvin'den sonra Trabzon'daydı İmamoğlu. İmamoğlu'nun Trabzon'daki temaslarını ve yaptığı açıklamaları ekrana getiriyoruz. Böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Ama değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıracak olan da muhalefet bloğudur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'de yaptığı bayram ziyaretinin 3. adresi Trabzon oldu. İmamoğlu, Trabzonlularla bayramlaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Bizim gündemimizde
ne Cumhurbaşkanlığı meselesi, ne başka bir mesele, ne de kıymetli mevkidaşım, değerli yol arkadaşım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la bir yarış söz konusu. Her yerde söyledim, burada söyleyeyim. Elbette bir hizmet yarışı vardır. Bu da güzel bir yarıştır. Mülteci sorunu hakkında konuştu. Mevcut iktidarın bu sorunu çözme kabiliyetinde olmadığını vurguladı. Mülteci konusu bizim için de ağır bir konu. Türkiye için ağır bir konu. Uzun yıllar toplumu meşgul etme riski var ki, iyi yönetilmediği takdirde çok büyük riskler ve problemlere gebe. Ne yazık ki Türkiye'nin dış politika sürecinin ve mülteci sürecinin kötü yönetilmesinden dolayı biz bugün bu sorunla karşı karşıyayız. Ben bugünkü iktidarın bu sorunu çözme kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. İmamoğlu, Trabzon Meydanı'nda yoğun bir ilgiyle karşılandı. İstanbul'daki yerel seçimleri hatırlattı. Hep birlikte ancak yetmez dedim. Biz bu ittifakımızın adını İstanbul İttifakı koyalım dedim. Sağ olsun kabul ettiler ve İstanbul İttifakı olarak yola çıktık. Ben AK Partili'nin de oyunu aldım. MHP'linin de oyunu aldım. Saadetli'nin de. Hepsinin oyunu aldım. Sonra o oylar sandığa atıldı ya. Oylar sandıkta karıştı. Kimin oyu belli mi? Değil. Ardından kendi köyü olan Akçaabat'ı ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz'deki bayramlaşma turuna Trabzon'dan devam ediyor. Şu anda da Yomra'dayız ve arkamda gördüğünüz üzere Ekrem İmamoğlu'nu coşkulu bir kalabalık karşılıyor. İmamoğlu son durağı olan Yomra'da gençlere seslendi. Şehrinize, parkınıza, meydanınıza sahip çıkın ve asla ve asla kendi içinizden gelen sesi söndürmeyin, her yerde konuşun. Biz konuşan gençlik istiyoruz, susan gençlik değil. Evet, şimdi söylediğimiz üzere Türkiye'deki göç politikalarını konuşacağız. Dilan Taşdemir ile konuşacağız. Medya ve Göç Derneği Genel Koordinatörü. Dilan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Kemal Bey, hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi tabii çok ciddi bir toplumsal gerilim ortaya çıktı. Göçmen karşıtlığı çok yaygın. Biz iki hafta önce HDP'nin göçmenlerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Veli Saçılık'la konuşmuştuk. O manzarayı çok iyi aktarmıştı. Hemen her partiden insanda göçmen karşıtlığının etkisinin bulunduğunu söylüyordu. Ve de toplumdaki yaygınlığı gözle görülür biçimde artık. Öyle ki göçmenlerden yana, göçmenlerin hak ve hukukundan bahsetmek bile artık sosyal medyada bir linç nedeni. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama toplumsal atmosferi aktarmak bakımından buna ne yol açıyor, buradaki sorumlu kim diye çok genel bir soru sormak istiyorum. Çünkü aklı selim insanlar diyor ki buradan iktidar sorumlu ama bunu söylemek kurtarmıyor herhalde, göçmenler oluyor. Teşekkürler Kemal Bey. Aslında Veli Bey'in dediği o kadar önemli ki, yani işte biz kendi derneğimiz içinde ya da mülteci hakları çalışan insanlar kendi aramızda konuştuğunda ya ne oluyor, ne yapacağız? Yani hani bu ülke beşer beşer kişiler halinde kutuplara bölünmüş bir ülkeyken mülteci karşıtlığı, göçmen karşıtlığına geldiğinde herkes tek yürek bir şekilde ve hani gerçekten ülkeyi bütünleştiren bir mesele haline geldi ne yazık ki. Ve bir yandan da hani devamlı şey geçiyor aklımdan. Dediğinizde çok haklısınız. Yani yalnızca mülteciler değil, mülteci haklarını, aslında sadece mülteci haklarında değil, burada yalnızca mülteci karşıtlığı üzerinden değil, bir arada yaşamı, toplumsal barışı, çatışmasızlığı, ülkedeki huzuru, Türkiye'de huzurlu bir şekilde yaşamayı savunan insanlar hedef alınıyor ve biz aslında hedef alınıyoruz bir yandan da göçmen ve mültecilerle birlikte. Ve buradaki hedef alınmamızdaki temel sebep bizim gerçekleri söylüyor olmamız. Ama ne yazık ki şu an
Twitter'da da çok fazla paylaşılan bir dizi repliği var. Gerçeklerin hiçbir önemi yok. Genel kanı neyse onun yaşandığı ve bizim gerçekleri savunmamızın hiçbir anlamının olmadığı bir atmosfer var yani şu an elimizde. Bunun sebebinden biraz İlhan bahsedelim. Hanım, Buyurun devam edin lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Yani sorumluyu elbette yalnızca iktidar, yalnızca şu, yalnızca bu demenin mümkünatı yok. Çünkü göçü konuşacaksak, mülteci meselesini konuşacaksak bu küresel bir mesele olduğunu öncelikle önümüze koymamız gerekiyor. Yani bu küresel meselenin aktörleri yalnızca iktidar, muhalefet ya da işte o bu vesaire. Bahsediyorsak bu bir savaşın sonucu olarak gelen bir göç ve bunun çözümü nasıl ki bu savaş esnasında küresel bütün aktörler devreye girdiyse şimdi bunun çözümüne dair de aslında küresel bir takım politikaların izlenmesi gerekiyor. Elbette yerel, ulusalda, Türkiye çapında siyaset yapan insanların bunu kullanmasını biz en başından beri bekliyorduk. Yani biz 10 yıl önce ilk misafir dendiğinde, bakın misafir derseniz bu misafirlik ne zaman bitecek diye sorarlar dedik ve biz bunu 10 yıl, 11 yıl önce dedik ve biz bu günleri görerek demiştik onları. Ama kimse de hiçbir ne siyasi parti ya da hiçbir temsilci kalkıp da ya aslında haklılar, doğru düzgün bir hani gerçekçi bir politika üretmek diye kimse bir şey söylemedi. Ama şimdi ne oldu? İşte seçim yaklaşıyor. Türkiye inanılmaz bir ekonomik kriz içerisinde bir takım argümanlara ihtiyaç var. O zaman mültecileri kullanalıma geldiği için bu aşamadayız. Peki ama şöyle bir şey var, hani sorumluluğu biraz daha somutlamak gerekiyor. Elbette Suriye'deki savaş bunun en önemli nedeni. Sadece Suriye'deki değil, Afganistan'da batılı ülkelerin Taliban'ı iktidara getiren politikaları, diğer işte göç, Türkiye'ye gelen göçün ana damarlarından biri olan Afrika'daki yine batılı ülkelerin politikaları, evet hepsi bir sorumluyu gösteriyor. Batılı ülkeler burada sorumlu. Ama Türkiye özeline bakarsak da Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri en başından itibaren göçmenlere sonuna kadar bir açık kapı politikası uyguladılar. Bu şu açıdan doğruydu ve yerindeydi belki de. Hani savaştan kaçan insanların Türkiye'ye gelmesi ve onlara hani misafir de denilse, ensar da denilse, hak ve özgürlükler bağlamında değil, dini referanslar da verilse bir zorunluluktu. Peki ama bunu Batı'ya karşı da kullandı Erdoğan, Avrupa'ya karşı kullandı ve gücünü pekiştirdi buradan. Burada iktidarın yaptığı bir hata yok mu? Yani Suriye'de hem Suriye'deki savaşa müdahil olarak Suriye topraklarına girerek hem oradaki iç savaşa destek vererek hem de bu politikayla Türkiye'de toplumsal dokuyu zedeleyecek biçimde bir göçmen artışına neden olmadı mı? Yani nasıl yok diyebiliriz ki Kemal Bey? Yani işte bunu demek gerçekten işte sivil toplumculara genel çok naifsiniz, siz görmüyorsunuz gerçekleri falan denir ya. Yani biz 10 yıldır bunu diyoruz. Bakın hiçbir politika uygulamazsanız, siz yalnızca siyasi koz olarak kullanırsanız, bu yalnızca hani bizim sadece iktidara söylediğimiz bir şey de değildi. Muhalefete, sendikalara, tüm herkese söylediğimiz bir şeydi. Bakın bu politika için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu insanlar yalnızca kapıyı açtım geldi, kapıyı açtım gitti. İki taraflı açık kapı politikası uygulandı bir yandan da. İşte doğudan geldiler, batıdan gönderildiler gibi bir şey yapıldı. Ve biz en başından beri şey diyoruz yani bakın bu insanlar şeytanlaştırılıyor. Hiçbir politika uygulamadığınız için çocuklar eğitime ulaşamıyor. Bu çocuklar büyüyor ve işte günde 3-5 kuruşa çalışıyorlar ve tabii ki suç artacak. Eğer herhangi bir beraber yaşama politikası yapılmazsa bunların hepsi olacak. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor ve şu an mülteciler, göçmenler toplam halinde işte 8 milyon diyorlar, 5 diyen var, 10 diyen var, artık hani ben ucunu bıraktım sayıların kim ne diyoryu. Bu böyle bir toplam Türkiyeliler için, Türkiye yerel halk için şeytan olan, şeytanlaştırılan, bütün problemlerin müsebbibi olan ve bilinmeyen, en çok bilinmeyenden korkar yani insanlar. Bilinmeyene doğru bir kapı açıldı ve şu an
mültecilerin dışındaki herkes mültecileri tacizci, şu bu ve tanımadığı bir takım topluluklar olarak tanımlıyor. Yani mesela burada bu göçmen ve mülteci hakları savunanlara yönelik yapılan eleştirilere dair de aslında belki açıklık getirmek gerekiyor. Yani biz insan haklarını savunduğumuz için bir arada yaşamı, işte kaossuz bir hayatı savunduğumuz için işte Afganistanlı işte tacizci bir erkeği de savunduğumuza dair yaftalamalarda karşılaşıyoruz. Yani biz nasıl tacizci bir erkeği savunabiliriz? Ya da biz nasıl işte bir kadını tecavüz eden birini savunabiliriz? Yani biz zaten hem mültecilerle ilgili çalışıyoruz, insan hakkı çalışıyoruz biz yani. Hem de yıllardır kadının şiddete karşı mücadele eden insanlarız biz. Ama biz diyoruz ki bakın arkadaşlar, bir kişinin bunu yapıyor olması bütün Afganistanların, tüm Suriyelilerin aynı şeyi yaptığı anlamına gelmiyor ve bu algı da, bu ön yargı da aslında bu zamana kadar yapılmayan politikalar ya da bilinçli bir şekilde manipüle edilen politikalar, medyanın yaptığı nefret söyleminin sonucunda bu aşamaya gelmiş durumdayız. Ama hepsi çatı politikanın ürünü. Evet. Canım, ne yapılması gerekiyor? Aslında geçmişte hani ne yapılmadı bunu çok konuşabiliriz ama bugün çok ciddi alarm veren bir durum var. Yani bir siyasi parti örneği sadece göçmen karşıtı üzerine politika üreterek popüler hale gelebiliyor. Parasını bastırıp kendi ifadesi bir belgesel adı altındaki belgesel değil bir kurgu film çektiriyor. Ve bu sağdan sola siyasi yelpazedeki neredeyse insanların tamamının sempatisini kazanıyor. Dün Medya Kritik'te aktardık. Sabahat Akkiraz gibi bir türkücü bile bu vahim ırkçı filme desteğini açıkladı. Hakikaten tehlike çanları çalıyor. Peki ama bundan sonra siz bu alanda çalışan bir dernek olarak nasıl politikalar öneriyorsunuz? Örneğin geri gönderme bir çözüm. Buradan başlayalım. Geri gönderme ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon insanı geri göndereceğiz. Politikamız hazır dedi. Ne yapılmalı? Bu insanlar bu ülkede kalıcı mı olmalı, geri mi gönderilmeliler? Sizin yaklaşımınız nasıl bu konuda? Bu arada filmle alakalı ben sinema mezunuyum. Yani söylemden ziyade o oyunculuklar, filmin çekimi vesaire beni gerçekten içime acıttı yani. Her şeyiyle gerçekten çok kötü bir filmdi ama zaten siz yeterince konuşmuşsunuz onun üzerine. Konuşacak çok da bir şey yok aslında. Kemal Bey, programın yani başında dediğiniz gibi bağlantının başında. Bu mesele yalnızca işte Suriye, yalnızca bir takım başka ülkelerle alakalı değil. Yani mesela şeyin istatistiği var mı elimizde? Suriye'ye geri gönderilen, Afganistan'a geri gönderilen insanlar ne yapıyor? Kaç tanesi geri geliyor? Yani şu an güncel politikadan bahsedeyim. Olan oldu. Aynı 10 yıllık şeyi şimdi konuşmanın belki bir anlamı yok. Yok, her şey gözümüzün önünde oldu. Fakat yani 8 milyon insan geri gönderildiğinde bir nereye gönderiliyor? Hepsi Suriye'ye mi gidecek? Sadece Suriye Esad rejimiyle, Esad yönetimle konuşulacağından bahsediliyor ama ya Somali'deki iç savaş bitti mi? Taliban yönetimi, biz kadın haklarını unutmuşuz. Biz hemen kadın hakları odaklı bir yönetim anlayışı geliştirdik. Herkes gelsin mi dedi? Ya da işte İran'da idamlar mı bitti? Yani hani bu mülteci meselesini tartışırken göçün temel motivasyonunu, neden göçün ortaya çıkışını ortada ya konuşmazsak biz çözüme dair hiçbir şey konuşamayız. Yani Afganistan'dan gelen insanlar en çok Taliban'dan önce geliyorlardı. Niye? Çünkü orada yoksulluk var, işsizlik var, insanlar çalışacak herhangi bir şey bulamıyor. Ya ben Afganistanlı arkadaşlarımla konuştuğumda şey diyorlardı, neden hep erkekler geliyor sordum mesela birisine. Ya dedi ki bir evde 5 kişi var ve diğerleri hani herkes gidemiyor çünkü çok pahalı ve çok uzun Afganistan'dan buraya gelmek. En azından evin en genç erkeğini gönderelim. Giderse bize para gönderir, gidemezse de yolda ölürse de bir boğaz eksilir. Yani böyle bir açlık var. Şeye bakalım yani Türkiye'de şu an bir iç savaş mı var? Ama niye patır patır Türkiye'nin gençleri Avrupa'ya gidiyor? Çünkü bir gelecek görülemiyor. Yolsuzluk var, ekonomik olarak yoksulluk var, yoksulluk var, ekonomik olarak kriz var ve bunun ne zaman biteceğine dair kimsenin bir öngörüsü yok. Yani bu meseleyi
kalkıp da Esad'la konuştuk, işte Taliban'la konuştuk, onunla konuştuk, bununla konuştuk diye herkes gitsin. Birden işte Azerbaycan'da bir kriz çıkacak belki. Doğalgazla alakalı bir kriz çıkacak ve herkes o zaman gelecek. Yani bu bitebilen bir şey değil ve iki taraflı bir politikanın uygulanması gerekiyor. Bir, gerçekten gerçekçi bir şekilde geri mi göndereceksiniz? Nasıl, kimi, ne şekilde, nereye, gidenler ne yapacak, geri gelmeyecekler mi? Yani bunların altyapısını hazırlamanız gerekiyor. İki, burada illaki kalan insanlar olacak. Göçmen karşıtı söylemi, hani onların soracağı soruyu sorayım. Peki ama geliyorlar, yani işte 10 milyona yaklaşık bir nüfustan söz ediyoruz, 8-10 milyon. Ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyorlar. Optimar'ın yaptığı bir araştırmaya göre zaten tepkinin en önemli nedeni iki şeye dayanıyor. Bir, benim hakkımı gasp ediyor diyor insanlar. %30'lar civarında her ikisi de. İkincisi de benim işsizliğimin nedeni, Türkiye'deki işsizliğin en önemli nedeni, onlar geliyor daha ucuza çalışıyor. Vatandaşlarımız işsiz kalıyor. Şimdi bu her iki argüman da yabana atılır argüman değil. Yani göçmen karşıtlığının zeminini oluşturan şeylerden biri de Türkiye'deki ekonomik kriz ve de bu ekonomik kriz ortamında hem ucuz iş gücü olarak istihdam edilmesi göçmenlerin, hem de ister Avrupa Birliği versin ister Türkiye Devleti versin göçmenlere sağlanan bir takım maddi olanaklar. Tabii bu çok cüzi, çok kötü, hatta insani yaşama yetmeyecek şeyler ama insanlar bunlara tepki gösteriyor ve geri gönderilsin diyorlar. O zaman birlikte yaşamaya alışmamız mı lazım? Yani geri gönderilme gerçekçi görünmüyorsa nasıl birlikte yaşayacağız? Bir de bu aşamada şu sorun ortaya çıkıyor. Birlikte yaşayacaksak bir süre sonra vatandaş olacaklar ve vatandaş olduklarında da onları bu ülkeye kabul eden Erdoğan'a oy verecekler. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi dengelerini de değiştirip uzun süre Erdoğan iktidarda, AKP iktidarda tutabilecek bir potansiyelleri var. Çok soru sordum ama bu argümanlara ne diyorsunuz genel olarak? Sondan başlayayım, ben buna asla katılmıyorum. Yani vatandaş olup olmayacaklarına dair, şimdi zaten vatandaşlık kanununda işte 5 yıl ya da işte 5 ya da biraz daha fazla bir süre Türkiye'de yaşayınca Türkçeyi işte TÖMER'den bir takım dil seviyesine eriştiğinde vatandaşlığı alman gerekiyor normal koşullarda, ama 10 yıldır 11 yıldır burada yaşayan insanlar var. Kaçına vatandaşlık verildi? Sayı vermek istemiyorum çünkü resmi rakamlar yalnızca işte bir takım açıklamalar üzerinden yapıldığı için çok riayet edemiyorum o rakamlara. Ve hani mültecileri yekpare bir yekün bir şey görmek, herkesin komple AKP'ye oy vereceğine dair bir varsayımın altyapısı nereden geliyor ben bilmiyorum. Çünkü yani sonuçta en çok aslında mülteciler iktidarın politikalarından kaynaklı nefret söylemi, o bu gibi şeylerle başa çıkmaya çalışıyor, mücadele ediyor ve her şeyde geçsin. Herkes verebilir ama neden herkesin AKP'ye oy vereceğine dair bir varsayımımız var? Bu aslında mültecilere nefret söyleminin temellerinden de birisi oluyor. Yani AKP'ye oy vermeyen diğer muhalif taraf tarafından. İlk başta dediğiniz soru çok önemli. Yani mülteci hakları ya da insan hakları savunan insanlar olarak da bizim gerçekten bu problemin varlığını bir kabul etmemiz gerekiyor. Yani muhatap göçmendir, mültecidir, değildir. Yani tabii ki mültecinin daha ucuza çalışmasının muhatabı mülteci değil. Bu insan niye Türkiye'nin aldığı paranın yarı parasını çalışmak istesin ki aynı işi yapıp? Zorunda olduğu için çalışıyor. Ama bu noktada artık işe elinden giden insan muhatabı görmek istemiyor. O olmasaydı ben o işi çalışacaktım diyor. Ve herkesin dinlenip bu problemin gerçekten bir problem olduğunu tespit edip İki tarafın da mağduriyetlerini ve yaşadığı problemleri ortaya koyup bir çözüm üretmek gerekiyor. Yani herkes, benim dediğim şu, geri gönderme bir politika değil. Gönüllü gidenler de var bu arada. Zaten şu an benim tanıdığım birçok Suriyeli insan, ya keşke gidecek bir yerimiz olsa da gitsek, biz gerçekten yaşayamıyoruz burada diyorlar. Ama gerçekten gidecek bir yerleri yok insanların ve dediğim gibi yani siz İdlib'e attığınızda bu insanları geri dönmek zorunda kalacak. Ve buna dair uzun vadeli bir politika gerçekten üretmek zorundayız Kemal Bey.
Bir yandan da bu işsizlikle alakalı, biz medya çalışan bir dernek olduğumuz için aslında mesela işsizlikle alakalı 2015'te Dünya Bankası'nın yaptığı bir raporun içinde geçmeyen bir cümle 6 yıldır 7 yıldır işte 10 Suriyeli 5 ya da 5 Türkiye'li işsiz bırakıyor gibi bir cümle var. Ve bu her sene olmayan bir cümle üzerinden, olmayan bir veri üzerinden her sene 5 kere 6 kere kaynak kullanılarak haber yapılıyor. Yani aslında medyadaki dezenformasyonun seviyesi ve bunun etkilerini de görmek için çok önemli bir örnek mesela bizim için. Biz şimdi bunun üzerine bir raporlama da yapıyoruz dernek olarak. Ve hani şey, nerede bu cümle? Bu böyle bir şey yok ve bunu nasıl kullanıyorlar diye şaşkınlıktan ölüyoruz yani. Lena Hanım, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Uzun bir konu, önümüzdeki dönemde çok sık konuşacağız ve sanıyorum ki sizi de çok sık konuk edeceğiz. Dileriz ki hem göçmenler için hem vatandaşlar için uygun çözümü siyaset kurumu bulur. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Umarım, teşekkürler. Evet, Dilan Taşdemir'le göçmenlik meselesi ve artan gerilim üzerine, bunun çözüm önerileri üzerine konuştuk. Efendim, haberlerimizle devam edelim. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun yoksullukla ilgili bir açıklaması vardı. Ona bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinin elektriğinin kesik olduğu bir haftanın videosunu yayınladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu herkes bilsin, vatanı satanlarla mücadele sert olur dedi. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu bir direniştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kişisel YouTube hesabından yeni bir video yayınladı. 9 dakikalık videoda zamları protesto ederek faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiği bir haftaya ait görüntüler yer aldı. Kılıçdaroğlu çiftinin günlük yaşamından kesitlerin yanı sıra öğrencileri lüks ışığında ağırladıkları anlara da yer verildi. Beşli çeteler, uyuşturucu baronları, bunlar toplumun kanını hemen keneler gibi. Videonun sonunda ise Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılan son grup konuşmasından bir bölüm yer aldı. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip, Bransonları özel uçaklarla gönderip, kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Kılıçdaroğlu, 7 karanlık gecede mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum ama şunu da herkes bilsin, vatanı satanlarla mücadele sert olur ifadelerini kullandı. Evet, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyerek evinin elektriğinin kesilmesi ve ardından da karanlıkta geçirdiği bir hafta böylece bu macerada kapandı diyelim. Devam edelim. Türkiye'de son dönemlerde seçim denilince akla gelen ilk konulardan biri seçim güvenliği. Seçmen tarafsız ve adil bir seçim konusunda endişeli. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan hak ihlalleri seçmeni ve siyasi partileri düşündürüyor. Türkiye'de son yıllarda en sık tartışılan konulardan biri de seçim güvenliği. Özellikle 2017 Anayasa Değişikliği referandumundan sonra seçim güvenliği konusundaki endişeler daha da arttı. Geçmişte ortaya çıkan manzara da bu endişeleri kuvvetlendiriyor. İhlaller, usulsüzlükler, hileler. Geçmiş seçimlerde çöpte yakılmış halde bulunan oylar, mühürsüz oy pusulalarının kabulü, oy sayımında usulsüzlük gibi birçok iddia tartışma yarattı. Bu tartışmalar kırsal bölgelerde daha da yoğun yaşanıyor. Seçmenler ise tarafsız ve adil bir seçim konusunda endişeli. Hile olacağını düşünüyorum. Devlet bu, hükümet bu, bütün yetki bunda. Adam kendi atamalarını yapıyor. Hakimleri değiştirmedi mi şimdi? Yeni bu hakimleri niye atıyor bu adam? Yani şimdi ne için atıyor? Bu hile orada olmazsa niye atayacak? Türkiye'nin devlet sistemini tutsa en büyükler, en kelelerden hepsi dalavere uç karşılık yemekten başka bir şey yok. Ne var? AKP'den her şey düşünülür. Ben şahsen öyle görüyorum.
seçimler her zaman hileliydir. Hele hele iktidar tarafından. Ama zaten Türkiye hile üzerine kurulmuş. Her tarafta hile var. Nereye baksan hiledir. %99.9 hile olur. Seçimleri bağımsız gözlemci sıfatıyla izleyen İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, kırsal bölgelerde seçim dönemlerinde çok sayıda şikayet aldıklarını hatırlatıyor. Özellikle bölgede çoğunlukla da kırsal alanda ve yoğun kamu görevlilerinin, jandarmanın ve korucuların baskın olduğu yerlerde seçimin adil ve dürüst ilerlemediğine ilişkin seçim güvenliğini etkileyecek çok sayıda şikayet alıyoruz. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de toplu oy kullanılan sandıklara işaret etti. Bölgede özellikle kırsal alanlarda yani köylerde seçim süreçlerinde birçok iddia gündeme geliyor. Özellikle toplu oy kullanma tarzında bazı uygulamalara zaman zaman denk geldik. Diyarbakır Barosu da her seçim sürecinde bu seçim sandıklarında, seçim bölgelerinde aslında ihlallere yönelik oluşturduğu komisyonlarla seçim süreçlerini gözlemlemekte. Evet, şimdi İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Beste Çelik, Gezi davasında verilen kararlara karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde tutulan adalet nöbetinde gelişmeleri bize yerinden canlı olarak aktaracak. Merhaba Beste. Evet Kemal, 25 Nisan'da Gezi davası karara bağlanmıştı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 kişiye ise 18'er yıl hapis cezası verilmişti. O günden bu yana kararı protesto etmek amacıyla yurdun dört bir yanından çeşitli sivil toplum örgütleri, partiler, yurttaşlar akın akın sokaklara döküldüler. Gezi umuttur, Gezi yargılanamaz dediler. Dillerde hep aynı slogan vardı. Hepimiz Gezi'deydik dediler ve adalet nöbetleri başlatıldı. Aynı zamanda İstanbul'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda da avukatlar adalet nöbetini başlattılar ve ilk adalet nöbeti 26 Nisan'da saat 11'de gerçekleştirildi. Adliyenin hemen önünde avukatlar bir araya geldiler. O gün de çok sayıda sivil toplum örgütü, partilerden üyeler bir araya geldiler ve aynı sloganları yinelediler. Aynı zamanda içeriye atılan 8 kişi için adalet talebinde bulundular. Talepleri bu yöndeydi. O günden 26 Nisan'dan bugüne kadar avukatlar adalet nöbetlerini sürdürüyorlar. Bugün de Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda adalet nöbeti gerçekleştirilecek. İlk olarak Temiz Heykeli'nin önünde bir araya gelecekler. Adalet Sarayı'nın içerisinde bulunacaklar. Orada çok sayıda avukat, sivil toplum örgütü ve parti temsilcileri bir araya gelerek hem nöbete başlayacaklar, ardından da adliyenin önüne geçecekler ve bir basın açıklaması düzenleyecekler. Talepler aynı şekilde devam ediyor ve Gezi umuttur, Gezi yargılanamaz diyor yine aynı şekilde kitleler. Şunu da yineliyorlar aslında. Hukukçular bunun adil bir karar olmadığından bahsediyorlar. Bu kararın 18'er yıl verilen hapis cezasının. Aynı zamanda şunu da aktaralım. Adalet nöbetleri farklı noktalarda da devam ediyor İstanbul'da. TMOB'da il binasının önünde her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Saatleri de aktaralım. Saat 17 ve 20 arasında gerçekleşiyor ve aralarında Mimar Mücella Yapıcı'nın da olduğu Mimar Odası hem meslektaşlarına sahip çıkıyor burada hem de diğer arkadaşları için bir kez daha sesini duyuruyorlar. Burada da adliyenin önünde yine aralarında avukat Can Atalay'ın da olduğu yargılananların arasında onun için gerçekleştiriliyor. Avukatlar bir araya gelecek. Bir kez daha taleplerini yineleyecekler. Nöbetler devam ediyor. Adalet çağrıları devam ediyor. Bugün de saat 12 sularında burada tekrar adalet çağrılarını yineleyecekler. Şu anda Temiz Heykeli'nin önünde bir araya gelmiş duruyorlar. Şu an için buradan aktaracaklarımız bu kadar Kemal. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Az sonra
sonra basın açıklaması gerçekleştirecek hukukçular. Onları da canlı olarak getireceğiz ekranlarınıza. Sözü tekrar sana bırakalım. Evet, Beste'ye çok teşekkür ediyoruz. Beste'nin de dediği gibi birazdan Adalet Nöbeti'nde yapılacak basın açıklamasını Artı TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Medya Kritik bugün de sona erdi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.